Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Toyota Corolla 2016 1.33 Life aracımıza montajını gerçekleştirdiğimiz hız sabitleyicinin nasıl çalıştığını, nasıl aktif edildiğini anlatacağız. Hız sabitleyiciyi aktif edebilmemiz için öncelikle 40 km'nin üzerinde bir hıza sahip olmamız gerekiyor. 40 km'nin üzerinde tüm hızlarda sabitleme yapabiliyoruz. Sabitleme için 40 kilometrenin üzerine çıktığımızda şu yanda bulunan tuşa bir kere basıyoruz ve set, yani aşağı doğru kolumuzu bir kere indiriyoruz ve o anki hızımıza sabitliyor. Hızımızı sabitledikten sonra bu kolu el gazı olarak da kullanabiliyoruz. Artı olarak yukarıya 3 kilometre hızımızı arttırıyor. Eksi olarak aşağı ise 3 kilometre hızımızı azaltıyor. Evet arkadaşlar, testimize geçelim. Şu anda çok da trafiğin olmadığı bir ara sokakta testimizi gerçekleştiriyoruz. Hızımızı 40 kilometrenin üzerine alıyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda hızımız 40 kilometrenin üzerine çıktı. Gördüğünüz gibi bir kere tuşa bastım, aşağı indirdim ve o anki hızımıza sabitledi. Zaten sabitledikten sonra da aracın kendisinin gaz verdiğini, fren yaptığını hissediyorsunuz yani. Gördüğünüz gibi şu anda ayaklarım gazdan çekili. Şu anda hızımız ortalama 50 kilometre olarak sabitlemiş bulunuyoruz. Şu şekilde, evet, hızımızı düşürdük ve bu kolu selektör yapar gibi bir kere yukarı çektiğimizde ise hız sabitleyici devre dışı kalıyor. Bunun haricinde frene basarak ve debriyaja basarak da hız sabitleyiciyi devre dışı bırakabiliyoruz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda böylelikle sonuna geliyoruz. Çalıştırmak çok kolay. Artı olarak uzun yolda bizlere çok iyi bir yakıt tasarrufu sağlıyor. 0,5 ila 1 litre arasında yakıt tasarrufu sağladığını duydum. Uzun yolda test etme amacım, şansım olmadı. Şu an montajını yeni yaptığımız için. Ama yani gerçekten güzel bir şey. Şehir içinde her ne kadar kullanılamasa da. Evet arkadaşlar, bu videonun da böylelikle sonuna geliyoruz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyla ilgili soru ve görüşlerinizi yorum kısmına belirterek bizlere yardımcı olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.